Çiğdem'in evliliği aslında baktığınızda 2015 yılında başlamış. Evlenmişler resmi nikahla, Hüseyin'le evleniyorlar. Biraz önce izlediğiniz dedi ki defalarca aldatıldım dedi. Hatta öyle bir kadının başına, Allah korusun hiçbir kadının başına gelmesin. Bence en önemli ve onun Çiğdem'i gerçekten çok üzen, travma yaşatan bir şey var. Misafirliğe gidiyorsunuz, eşinizle beraber kalıyorsunuz ve misafirliğe gittiğiniz evin kızıyla eşinizi uygunsuz bir vaziyette görüyorsunuz. Zaten bu travma bile tek başına sana yeter Çiğdem. Ama sen daha 21 yaşındasın ve 4 yaşında, 3 yaşında 2 tane çocuğun var. Kaç yaşında evlendin Hüseyin'le? 15 yaşında evlendim. 15? Evet, 15. Biz burada 15 yaşındaki kızları aman ha derken, Mustafa Bey efendim azim azim kızını ararken 15 yaşında nikah yapmadınız herhalde. Yok, 15 yaşında değil. Sonra yaptınız. Evet, sonra. Çiğdem niye böyle bir şey yaptın o kadar erken yaşta? Bilmiyorum yani, cahillik mi desem ne desem, artık 15 yaşında kaçarak evlendim. Ailemin izni yoktu, rızası yoktu. Kaçarak evlendim. Belki güzel mutlu bir yuvam olur dedim ama olmadı. Peki 15 yaşında güzel ve mutlu bir yuvam olsun demek için şöyle bir şey olması lazım. Evde o kadar büyük huzursuzluk, evden kaçman için o kadar çok sebep olması lazım ki. Ama ona rağmen bile bence evlenmemek lazım. Aynen. İşte gidip yurt vesaire, evet, devleti. Niye mutlu bir yuvam olsun diye 15 yaşında düşündün Çiğdem? İyi bir eğitimim olsun, diplomam olsun, bir işim olsun gelmedi mi kızım aklına? Şöyle ben ablamla sanki o benim annemmiş gibiydi. Ablam bana sürekli bakıyordu, değer veriyordu. Ablam evlendikten sonra bir boşluk oluştu. Zaten ablamın düğününde tanıştım ben. Öyle mi? Evet. Ablamın düğününden sonra da hemen ben kaçtım. Peki ablan evlendiği için boşluk oluştun. Annen Yayla Hanım, başka kardeşlerin var mı bilmiyorum ama anne sevgisinde eksik miydi anne ilgisi? Yo, değildi sevgisi. Ama annem benim çalışıyor, işe gidiyor. Sürekli ablam ilgilenirdi benimle. Onun içinde bir boşluk oluştu. Ne bileyim, çok farklı bir durumdu. Peki kaç yaşındayken nikah yapıldı? Kaç yaşında? Yani 18'i doldurdun, nikah hemen yapıldı mı? Evet, yapıldı. Pişmansın ama değil mi? 15 yaşında böyle bir şey yaptığın, evet, için. Evet, çok pişman. Kızlara da bu ders, tabii, olsun. Hani 15 yaşında aşığız, seviyoruz falan diye böyle saçma sapan düşüncelere kapılıp gidiyorlar ya. İşte böyle pişmanlık oluyor sonu. İki tane de çocuk var. Bu arada dediğim gibi de aldatıldığını söylüyor. Bir de misafirliğe gittiklerinde o kısmını... Yani üstü kapalı da anlatabilirsin ama sende büyük travmayı yarattığı için. Evet. Akraba mı, tanıdık mı, komşu mu? Ben bilmiyorum. Onların tanıdığı sanırım, akrabası. Evet, sen çoluk çocuk gittiniz. Evet, kaynanam, ben, eşim, bir de eşimin amcası. Önce Antep'e gittik. Antep'te bir gece bile kalmadı. Eşim bana sürekli gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Bekle, bu gece yatalım, sabah gideriz dedim. İlle de gitmek istedi. Gittik gece yarısı. Gittikten sonra zaten çay falan yaptılar, içtik. Sonra yatmaya geçtik. Kız da diğer odada uyuyordu. Ben uyudum, eşim de yanıma uzandı. Uyuma numarası yaptım. Bu kalktı, imekleyerek gidiyor. Anladım. Ondan sonrası zaten, evet, hoş olmayan bir durum. Evet. Emekleyerek. O niye emekliyor? Yani niye yürüyüp gitmiyor, onu ben anlamadım. Herhalde bilmiyorum, yani ses gizli çıkmasın gizli diye, evet, halının üstünde emekleyerek. Evet. Hem komşunu, yani gittiğiniz evin, düşünsenize misafirliğe gittiğiniz evin kızına yan gözle bakıyorsunuz. Büyük ayıp, büyük ayıp, evet, her şeyden önce. Ama Çiğdem, galiba Hüseyin'in bu ilk değil, sadakatsiz, yo, davranmış ilk değil sana. İlk çok değil. Güzel bir kadınsın, farkında mısın? Çok teşekkür güzelsin. Ederim. Gerçekten çok güzel. İki tane de çocuk dünyaya getirmişsin. Ve geçtiğimiz Mayıs ayında artık dayanamıyorum bazı şeylere demişsin. Neydi o dayanamadığın şeyler Çiğdem? Dayanamadığım şeyler, çok şiddet gördüm. Aşırı ilgi görmedim, sevgi görmedim. Sürekli bırakıp gidiyordu. Sürekli bana ailem baktı, çocuklarıma, bana ailem destek oldu. Beni annesinin yanına bırakıp sürekli gidiyordu. Nereye gidiyordu? Nereye gidiyordu? Arkadaşlarının yanına, alkol kullanmaya. Sürekli gidiyordu, hiç bakmıyordu. Bir işi var mıydı? Hayır, hiçbir işi yok. Eğitimi ne?
Eğitim durumunu hiç bilmiyorum zaten. Kocanın eğitim durumunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sormadın bile yani. Sormadım. Çocukluk işte bak, cehalet bu yani. Yani çocukluktan kaynaklı cehalet. Evet. 15 yaşında tabii ki tecrübeli olamıyorsunuz. Kayınvalidenle falan birlikte mi yaşıyordunuz? 3 yıl birlikte yaşadım, 4 yıl. Son 2 yılda evimi ayırdım. Bir ev aldılar. Beni o evde oturtturmadı. Sen layık değilsin, o evde oturamazsın dedi. Annem hatta şahit gördü, görüntülü aradım. Benim ağzım hep uçuk oldu, yara oldu. Ben tek başıma ev aradım, 2 çocuğumla beraber. Ben ev aramıyorum, git kendin ara bul, otur dedi bana. Kadın bana acıdığı için Allah razı olsun, evi bana öyle verdi, kira almadan oturtturdu beni. Aile aslında Adanalı, İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet. Ama evlenince Kayseri'ye gelin gitmiş. Evet. Ablanın düğünü nerede olmuştu? İzmir. Peki bu ne iş, ne hangisinin, damat tarafının arkadaşı mıydı bu Hüseyin? Hüseyin... Niye o düğündeydi o Hüseyin? Akraba değil, sadece onun ablasını bir ara komşuyduk, tanıyorduk. O da bize yakındı. Babam gitmiş, ona da davetiye vermiş. Onlar keşke da geldiler. Vermeseymiş. Keşke de vallahi vermeseymiş. Keşke vermeseymiş. Belki bambaşka bir hayatın, evet, olurdu. Çiğdem 21 yaşında, 15 yaşında kaçmış. Şu an pişmanlığını dile getiriyor. Bir kere eğitim alsaydın değil mi? Başka mesleğin olsaydı. Keşke. Bambaşka bir evlilik seçimi yapardın. Hüseyin de 27 yaşında. Daha kocasının eğitimin ne olduğunu bile bilmiyor. O kadar, çünkü bilmiyordu ki hiçbir şeyi. Ablan mutlu mu? Mutlu çok şükür. Yani onun mesela evliliği görücü usulü mü oldu? Yaşını doldurmuştu. O, evet, yaşını doldurdu. Nikah oldu. Ondan sonra düğün oldu. Severek evlendiler. İşte bu. Evet. Değil mi? Evet. Yani belli bir yaşının üstüne gelince, evet, belki daha doğru karar. Aynen. Yayla Hanım, sen bu damadını onayladın mı? Yani görünce düzgün bir adama benziyor muydu? Hayır, hiç benzemiyordu. Hatta benim kızım kaçtı. Ben şikayet ettim, aldım kızımı geri. Hı. Dile kızımı istiyorum, ben bunlara layık değilsin, bunlar iyi değil dedim ben. Defalarca kendisini aldım. Bu sürekli de istiyorum onu dedi. Hiç ben, yani 6 senedir evliliği oldu, ben hiç kabul etmedim. Çünkü hiç iyi bir insan değildi. Saygı, sevgi buna etmiyor, bize de etmiyordu, çocuklarına da etmiyordu. Hep sürekli karşı geldim ben. Kaç yaşında peki? 21 yaşındayım. 21, yaşıtsınız. 21. Yani. Şimdi iki tane çocuk var hocam. Biri 4 yaşında, biri 3 yaşında. Herhalde sen ilk çocuğunu 16-17 yaşında... 17 yaşında. 17 yaşında dünyaya getirdin. Geçtiğimiz Mayıs ayında, bundan 7 ay önce... Ay kurban olurum, güzelliğine bak şunların ya. Okuyamam ben onlara, kıyamam. Hay Allah yarabbim. Çiğdem, sen Mayıs ayında... Çocukları da alıyorsun, ailenin yanına İzmir'e gidiyorsun, Kayseri'den. Peki giderken aklında mıydı, bir daha dönmeyeceğim mi diyordun, yoksa orada mı karar verdin? Bir daha dönmeye niyetim vardı aslında. Ama benim bu ufak oğlum çok hasta oldu. Bu üstünü başına giyindi, gezmeye gitti. Ben dedim ki gitme, çocuğumuzu hastaneye götürelim, ondan sonra evimize dönelim. Hiçbir şekilde beni dinlemedi. Gitti, ben de ondan sonra hemen dava açtım zaten. Yani çocuklarına bakmayan bana nasıl baksın? Sürekli ben baktım bunlara. Sürekli ben ilgilendim. Çok özlüyorsun değil mi? Çok. 7 ay olmuş efendim. 7 ay önce sen ailenin yanındayken artık ben bunlara dayanamıyorum dedin. Herhalde dayak falan var mıydı peki? Yani dayak vardı. Evet. Sadece psikolojik şiddetten bahsetmiyorsun. Ya da onun sadakatsiz davranması, bunlar da tabii ki sebep. Şiddet uyguladıktan sonra zaten elimden telefon alıyordu, kapıyı kilitliyordu. Benim kızımın psikolojisi çok bozuktu. Gözünün önünde beni dövüyordu. Kıyamam ya. Peki bu kaçırdı, yani bu kadar sevmiyordu, dövüyordu, hastaneye bile götürmüyordu. Niye kaçırdı? Sebep. İnadına kaçırdı. Sevdiğine değil, ilgisi ben yok. Ben tekrardan 21 yaşında diye genç bir adam, o da askerliğini yaptım bari. 27 yaşında hocam. 27. 20, pardon, 27 yanlış duymuşum. Yaşında. Peki tamam, gene de genç bir adam, tek başına bakamaz ki onu. Kime baktırıyor çocukları? Annesine. Hmm.
Çiğdem nasıl oldu? Sen telefonda mı söyledin ben geri dönmeyeceğim diye? Evet, çünkü sen telefonda giderken söyledim. O döneceğini zannediyordu seni. Telefonda söyledim ben. Bu da zaten telefonda söyledim. Boşanmak istiyorum senden. Davamı da açtım dedim. E-Devlet'ten bakabilirsin dedim. O da baktı görünce ben dedi geliyorum çocukları görmeye. Sen gelsene ben sana çocuk göstermem dedim. Kesinlikle göremezsin dedim. Sonra geldi birkaç gün sonra. Bizim evimize geldi. Ben kovdum. Kesinlikle vermem dedim. Çünkü biliyordum. Benim ailem dedi ver dedi tartışma o da babası dedi görsün dedi. Sen niye başta peki demiş ya çocuklarımı göreceğim diye niye zorluk çıkardın? Keşke peki deseydin yanında sen de giderdin ya da annen giderdi. Yani biraz hani onu tahrik etmişsin. Biliyorum ama çünkü dedin? Götüreceğini biliyorum. Zaten sürekli defalarca benim elimden çocuklarımı alıyordu. Valizini hazırla defol git diyordu bana. Ben onun için veremedim. Güvenemedim. Evet güvenemedim. Ama siz ne dediniz Yayla Hanım? Babasıdır, görsün, hakkı dediniz. Aynen öyle. Yanında kimse gitmedi mi? Tek başına çocukları aldı ve çıktı mı? Amcasının annesi. Evi oradaydı İzmir'de. Oradan seveyim getireyim dedi. Ben de Baran emiyor dedim. Getir dedim. Nazlı hani kalsın biraz daha emzirmiyor dedim. Sonra hafta oldu. Bir hafta yaklaşık oldu getirmedi. Biz oraya gittik amcasının evine. Çocuklar görüşün bunu hemen ağlamaya başladılar annesini istedi. O hemen kapıları kilitledi. Bir de emziriyordum ben. İçeriye bizi sokmadı. Küçüğü de emziriyordun peki. Evet Çiğdem 15 yaşındayken Hüseyin'e kaçtı. Onun pişmanlığını yıllar sonra da olsa şimdi yaşıyor. Çünkü erken verilmiş. Daha doğrusu düşünülmeden verilmiş. O yaşta karar mekanizmasının henüz gelişmediği bir yaşta verilmiş bir karardı. Bu yaşta hani bu işlerin peşinde olan kızlara da örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü bugün buradaysa eğer Çiğdem ve annesi işte o gün verilen yanlış kararın neticesinde burada. Ve iki tane de çocuk sahibi olmuş. 17 yaşında ilk bebeğini kucağına almış. Bugün 21 yaşında ve iki tane çocuğu var. Nazlı 4 yaşında, Baran Efe 3 yaşında. 7 aydır da onlara hasret ve büyük işkence görmüş, dayak yemiş, aldatılmış. Bir tanesi de misafirlikteki evde olmuş. Yani bunu artık gözüyle görmüş. Hani kocasının yerde emekleyerek odadan çıkışını görmüş. Devamında da tabii ki ona travma yaşatacak olaylar olmuş. Ama bütün bunlara göğüs germişsin de en son artık çocuk hasta, gel bunu hastaneye götürelim dediğinde kocanın giyinip kuşanıp evden çıkmasını hazmedememişsin. Evet. Değil mi? Evet. Yani eş olamadı bana belki ama ideal bir eş, ideal bir baba da olamadı deyip soluğu ailenin yanında aldın evet. Mayıs ayında. Sonra Hüseyin çocukları görmek istiyorum diye geldi. Ailenin de tabii ki onlar iyi niyetle ve doğru olanı yaptılar. Baba da o babasıdır görsün. Ama ne oldu? 7 ay önce aldı çocukları gitti. Evet. Sen bir Kayseri'ye gidiyorsun ama çocukları görmek için. Evet 2 hafta önce Kayseri'ye gittim. Bundan 2 hafta önce. Evet. Evet. Velayet de vardı elimde hatta karakola geçici da gittim. Velayet verilmiş boşanma davası açmış Çiğdem. Evet. Görmek için gittim ama hiçbir şekilde göremedim. Ablasının evine, kaynanamın evine, hepsinin evini tek tek gezdim. Sadece eşim var, altında bir de arabası var. Sürekli onunla dolanıp duruyor. Çocuklarım hiçbir yerde yok. Sana Hüseyin'le karşılaştınız mı? Hayır. Peki bir hafta önce telefonla aramış evet. Seni. Ne dedi? İzmir'e geldikten sonra da telefon görüşmesi yaptım. Pınarbaşı'na gelmişsin dedi. Bana konum at dedi. Nerede olduğunu söyle dedi. Geleyim yanına dedi. Bazı bir şeyler söyledi. Çocukların peşini bırakmamı söyledi. Ben asla çocuklarımdan vazgeçmem. Çünkü iyi bir baba değil. İyi baba olsaydı vazgeçerdim. Yani ben de görürdüm, o da görürdü. Ama ben vazgeçmem çocuklarımdan. İmkanı yok. Sen ne diyorsun Yayla Hanım? Ben torunlarımı istiyorum. İyi bir hayat onlardan olmaz. Sürekli ben baktım. Ben önce Allah Seraf Hanım sonra sana güveniyorum. Allah rızası için onların elinde. Ha biz yine söylüyorum ben. Gene aynı verdiğim gibi buradan da konuşayım. O da görsün. Babasıdır. Tabii. Çocuklar mahrum kalmasın. Tabii. O da görsün. O da anne görsün. De görsün. Hatta orada yazılı işte haftanın bir günü ayda şu kadar değil. İstediği zaman İstediği görsün zaman, çocuklarını. Evet. Evet. Peki kayınvaliden Fadime Hanım telefondaymış. Fadime Hanım merhaba.
Merhaba Fadime Hanım. Merhaba. Canım çocuklar nerede? Bu telefonu duymuyorum ki. Şu an duyuyor musun Fadime Hanım beni? Bir daha bağlayalım. Çiğdem, Fadime Hanım'ın farklı iddiaları varmış. Şu an kulağıma söylenenlere göre. Şimdi onu dile getirecek. Ne kadar doğru, ne kadar kim doğruyu söylüyor bilmiyorum. Ama çocuklarını bırakıp gitti diyormuş. Yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Ben avukatımla da konuşturabilirim. Avukatımın da numarasını verebilirim. Avukatım benim her şeye şahit, yalan söylüyor. Yani sen Mayıs ayında kocanın evinden çıkarken yanında iki çocuğun var mıydı yok muydu? Kayınvalidem de yanımdaydı. Heh. O da yanımdaydı. Hazırladılar çocukları. Evet. Çantasını geldi. Yaptınız çocukların. Evet. Ama onlar geri döneceğini zannediyorlardı. Evet. Senin halbuki niyetin ben kurtulayım artık bu evlilikten, evet, diye düşündün. Ve onlar senin çocukları bırakıp gittiğini iddia ediyorlar. Bir de bana şunu söylüyordu sürekli benim kaynanam. Çocukları alıp gittikten sonra ben sürekli arıyordum. Çocuklarımı ver konuşayım, onları ben doğurdum, sen doğurmadın. Sen kendi doğurduğun çocuklara bak dedim. Bana sürekli diyordu gençsin, güzelsin, evlen. Ya ben niye evleneyim, iki tane benim çocuğum var. Yani yine çocuk yaparsın mı? Aynen. Ne demek ya? Sen evlen, bir daha çocuk yap. Böyle bir saçmalık. Bir daha mobilya al gibi. Hani bir daha beyaz eşya alırsın gibi. Sen de insan değil de hani kuluçka makinesi, ne olacak? Sürekli böyle bir şey olabiliyordu. Duyguları var. Yani isterseniz 3 evlilik yapmış olabilirsiniz. Üçünden de birer ikişer çocuğunuz olabilir. Ama hiçbiri birinin yerini tutmaz ki. Bana sürekli diyordu. Annenin yanına gidiyorsun ama şu şahıslar evine girmesin, komşularınız evine gelmesin. O zaman beni annemin yanına getirme. Bırak beni, ben eşimle evimde durayım diyordum. Geliyordu sürekli İzmir'e. Çiğdem, peki kayınvaliden, yani bu aile ve kocan aslında senin boşanmanı istemiyor olabilirler mi? Yani kocan mesela, işte geri dönsün bu böyle bir zorlamayla. Efendim kayınvaliden gelsin, oğlum da zaten işte avare oldu, bak evli barklıydı, evi vardı, yuvası vardı. Çocukları sana karşı koz olarak kullanıp boşanmak istemiyor olabilir mi koca? Zaten öyle söylediler bana, çocukları getirdik, belki sen de geri dönersin, bizim kölemiz olursun diyordu bana. Ha. Ben neden senin kölen olayım? Ben de can taşıyorum ama çocuklarımın göz önünde ben neden şiddet göreyim ki? Benim çocuklarıma yazık. Hadi ben dayak yediğimi geçtim. Onların ne günahı var? Özellikle Nazlı diyorsun. Her, evet, şeyin farkına, evet, varacak Nazlı kadar. Nazlı her şeyin farkında. Her şeyin. Seni döverken, evet, çocuk görüyor mu? Beni döverken size yemin ediyorum Allah şahit, Nazlı'm benim önüme geçiyordu. Çocuk ya, ne bilsin. İçin içine ağlıyordu. O ömür boyu taşıyacak bunu ve ileride için kendisini de kurban haline getirebilir. Öyle işler psikoloji. Çünkü o babasını da seviyordur, çünkü babası mümkün değil. O babasıyla empati kurabilmek için ileride belki şiddete düşkün bir erkek şey yapacak. Evet. O yüzden mutlaka küçük yaşta psikolojik rehabilitasyon görmesi lazım. O kurbanlaştırma mekanizması işlemesin diye. Şimdi bu kayınvaliden Fadime Hanım'ı bir dinleyelim bakalım. Duyuyor musunuz Fadime Hanım? Alo. Alo. Fadime Hanım merhaba. Hayatım duyuyor musun beni Fadime Hanım? Alo. Alo. Sanıyorum onların telefonunda bir problem var. Bağlantıda değil de. Yani kısacası söyleyeceğini bana arkadaşlarım kulağıma söyledi zaten. Çocuklarını bırakıp gitti diyormuş. Bu geçen gün hani çocuk bende yok sende deyip kayboldu ortadan ya bir çocuk. Yok, nerede olduğunu bulamadığımız. Ona döndü yani. Oradaysa çocuklar niye Çiğdem göremiyor çocuğunu o zaman? Orada. Fadime Hanım. Hiç ben duymuyorum ki, fıçırtılı geliyor ses. Şu anda duyuyor musun canım? Vallahi da bir daha da fıçır fıçır sesler geldi. Hiç duymuyorum. Ben de cevap vermek istiyorum. Ben de konuşmak istiyorum. Gerekirse soruya da katılmak istiyorum. Ama ben sesi net alamıyorum. Peki o zaman buraya gelsen bence. Buraya gel. Burada konuşalım Fadime Hanım. Biz telefonda bir konuşalım yani. Oraya çıktıysan hakkını vererek konuş. İstirahat ederek konuşma. Anlat ben Fadime Hanım. Anlat. Kendimden vazgeçmiyorum. Kendime... Benim sesim geliyorsa ben duyuyorum, cevap verebilir miyim? Verebilirsin, sen konuş. Ben kendim çocuğu değil ama aldım, annelik yaptım. Kesinlikle rencid etmedim, kesinlikle üzmedim, kesinlikle kırmadım. İki çocuk annesi oldu. Hiçbir şey yoktu, hiçbir sorun yoktu, boşanma dilekçesi vermiş.
Kendi başına. Ya ne kadar yalancısın sen, ben kendi başıma niye boşanma dilekçesi vereyim? Onu ben bilmiyorum. Sen ne kadar yalancısın böyle? Oğlun beni dövüyordu sürekli, sen gelip saçlarımı yerlerde topluyordun. Niye bunları söylemiyorsun? Ben bir konuşabilir miyim? Senin oğlun sabıka, benim çocuklarım senin oğlunun yanında kalamaz, bırakmam da zaten. Fatıma Hanım, oğlun dövüyormuş. Dövüyormuş ve sen de buna birkaç sefer şahit olmuşsun. Sürekli 6 sene boyunca şahit oldum. Birkaç sefer değil. Hani ben kendi arıyordu, karakol arayacağım. Sen niye bu kızı dövüyorsun diyordu. Kendisi diyordu. Evet. Ben şuralarını söyleyeyim diyor ya. Şeyden diyor ya, Cerbiye çocuklarım elimden aldılar. Kesinlikle Cerbiye çocukları biz elinden almadık. Sen benim çocukları elimden aldın. Yalan söyleme. Çocukları elimden aldın. Niye engel koyuyorsun? Yani niye sen benim telefonlarıma açmıyorsun? Çiğdem. Annesi dedi ki benim kızımın ne yaptığı belirsiz. Çocuklarınızın başına bir şey gelin. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Gelin çocuklarınızı alın götürün. Biz ona dayanarak çocukları aldık. Ben böyle konuşuyorum. Yani orada ne konuşuluyorsa cevap veremiyorum. Yalan, yemin ediyorum yalan. Peki yalan şu an beni kadın. Duyamıyor musun Fatıma? Hayır, yalanmadan değil, ben telefonlarımı... Sen Serap Hanım'ı duymuyorsun, beni nasıl duyuyorsun? Sen ne kadar yalancı bir kadınsın. Biz aradılar, bak tanımadığımız kişilere verdin sen bizim telefon numaralarımızı. Bize hep tehdit ettirdin, hep ölümle tehdit ettirdin, bilmem... ...diyebilir miyim? Bir saniye. Fatıma Hanım, bak, sen bir... Sen kimse cevap vermesin, ben konuşayım. Sen duymuyorum diyorsun. Ben duyamıyorum ya, televizyonda dinleyeceğim. Duymuyorum diyorsun ama cevap veriyorsun ya. Çocuklar madem bıraktı... Ben duyamıyorum, orada ne konuştuğumu nasıl duyamıyorum. Ona cevap yanıt veremiyorum. Hani bu terbiyesi bir vazgeçmedik. Namus bu kadar ucuz değil. Ben sevmedim oğlum, eşim. Oğlum severek aldı, o da benim namusum. Kesin madem darp varmış, dayak atılmış, dövülmüş. Her şey aklı yetiyor. Neden sana kolay gidip de? Niye kilitliyordun? Ne kadar yalancı. Yemin ediyorum ne kadar yalancı bir kadın ya. Kapıları niye kilitliyordunuz? Çocuklar hiç oradaysa düzgün konuşsun. Kimse çocuğuna alık atmıyor. Şu an güvendiğimiz yok. Ondan dolayı şey demez. Neyine güvenmiyormuş? Bizim şikayetimiz var. Oğlunun nikah altında başkasıyla kaçtı. Madde bağımlısı biriyle kaçtı. Ondan dolayı çocukları uzak tutmak istiyor. Yoksa Çiğdem'den çocuklarını alma gibi bir şeyimiz yok. İspat etsin, çıkartsın, ben kendim denemeyeyim. Bir dakika, şimdi duyamıyormuş ama. Hayır, benim annenin babanın da şikayeti bak, var. Bak, beni duyuyor. Senin annenin babanın da şikayeti var. Ya sen bırak, şimdi Çiğdem'i duyuyorsun, söyleme. Beni duyamıyorsun, evet. Annenin enteresan. Annenin babanın da şikayet ettik, oğlum gitti. Laf yarışı yapamıyorum. Çocuklarımın velayetini istiyorum, benim şikayeti var. Sen öyle çok konuşuyorsun. Ben torunlarım da asla ama sen vicdanlı biri olsaydın bize gösterirdin. Onlara ben baktım. Bence Fatıma Hanım'ın sesini alın. Fatıma Hanım yarın buraya gelsin. Ama özetle soracağım. Çiğdem diyor ki bir başkasıyla kaçtı yalan. Çiğdem. Hatta madde bağımlısı biriyle, bizim de bu konuda şikayetimiz bile var diyor. Çocukları da o yüzden onun yanına vermedik. Bıraktı gitti zaten diyor. Geçici velayet sende ama boşanma davası devam ediyor. Bu iddialara bir cevap ver. Sen başkasıyla mı kaçtın? Hayır, yalan söylüyor. Kesinlikle. Kadın zaten beni arayıp sürekli diyordu. Evlen. Ses kayıtları vardır. Çıkarsın, onlar sever ses kaydını. Sürekli bana evlen diyor. Ben niye evleneyim? İki çocuğum var benim ya. Ben senin oğlunda ne gördüm ki başkasında onu göreyim? Evet, şimdi bunu bir iyice araştıralım arkadaşlar. Bakalım bu Fatıma Hanım'ın iddiaları ne kadar doğru. Hüseyin ne diyor? Madem çocuklar oradaysa eğer niye göremiyor Çiğdem çocuklarını? Gitmiş işte 2 hafta önce Kayseri'ye. Tamam, çocuklarını diyelim ki bıraktı ama görmeye gitti. Neden göremiyor? Neden çocuklarının 7 aydır sesini duymuyor? Neden yaşadıklarına ilişkin bir bilgiye sahip değil? Neden mesela görüntülü konuşturmuyorlar, evet, en azından göstermiyorlar. Bunları bir araştıralım. Fatıma Hanım'ı da yarın buraya davet ediyorum. Hatta Hüseyin'i de davet ediyorum. Gelin burada yüzleşin, konuşun. Kim gerçeği söylüyorsa, biz burada yargı değiliz. Yani geçici velayet Çiğdem'de şu anda. Dolayısıyla öyle bir üstünlüğü var kanun önünde. Yani zaten... Karşı tarafa çocuğu göstermeyen kişi direkt kaybeder velayeti. Evet, o yüzden zaten geçici velayet Çiğdem'de şu anda, yani kanuni üstünlük
Çiğden de. Ama işin aslı neymiş? Gelin burada anlatın kardeşim. Gördüğünüz gibi telefonda çok da sağlıklı olamıyor. Sesler üst üste biniyor. Herkes ayrı kafadan konuşuyor vesaire. Ama 7 aydır da çocuklarını göremeyen bir anne var mı? Var. Peki Hilal, o 13 yaş itibariyle tanıştığı Veysel. Veysel'in bir şekilde duygusal istismarına uğradı, kandırıldı. Zaten bu 2 yıl içinde de, yani 13'ten 15'e gelinceye kadar da 2 sefer kaçması var, kaçırılması var. Üçüncüde de şu anda 41. gün bugün, evet. Ve hala yok. Hiçbir ses yok, haber yok. Yani burada Çiğdem'in yaşadıkları da bence Hilal'e de ders olsun. Sonucun nereye varacağı konusunda, o da yaş olarak aynı yaşlarda aşağı yukarı.